Merhabalar, ben Köfte İstifte ve Feed the Bees'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm biraz özel bir bölüm çünkü en sonunda test serverımız gerçekten bir test server haline dönüştü. Ve iki yeni üyemiz daha var. Gerçi birkaç tane daha gelecek ancak şimdilik Fake Dead ve Raxian aramızda. Evet. Merhaba. Evet, öncelikle şu duyurumuz vardı bizim. Aslında bildirim tarzı bir şey. Kullandığımız mod paket ve server hakkında. Evet, ben zaten videoyu çoktan kaydettiğimden benim kanalda gerek yok tekrar. Bende ufak bir dörtleme oldu. Kayıtta biraz sıkıntı oldu. Evet, ikimizin kanalındaki açılış farklı olacak o yüzden. Evet. Ve kullandığımız paket FTB Unleashed'e işte Greg'tekin eklenmiş versiyonu. Evet. Konfigler falan normal FTB'de bulunan şeyler. Bunun dışında server hakkında, server tamamen kapalı bir server. Yani sadece YouTuber'lar, streamer'lar ve onlardan sağlam referansı olan kişiler için bir server. Yani IP diye sormayın bize. IP evet. Versek bile giremezsiniz. Evet, koyu bir whitelist'imiz var ve Enderman merhaba. Hilim. Where is he? Ve öldü. Evet, tabii siz yokken biz neler yaptık? Woodworker yaptık. Ekstra bir isim eklediği bir şey. Carpenter, Steel ve Squeezer. Ashe'den de ben Conduit bekliyordum. Attım. Attın mı? Ha tamam, gelmiş. Gel. Sağ ol Ashe. Rica ederim, bak sen daha bilmeden. Telepatik yollarla seninle bağlantı kuruyorum ben, sen bilmiyorsun. Evet. Ve bu da burada işleniyor. Bu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, şu arkadaş bu wood'u işleyerek resin elde ediyor. Steel o resini buraya getirip turpentine elde ediyor. Turpentine ise bizim çok işimize yarayacak bir şey. Woodworker'da kullanacağız. Dur. Nine by nine for the bee. Beeswax lazım. Ha, beeswax'imiz olacaktı bir yerlerde. Hah, buradaymış. X'de kalayım ben şöyle. Woodworker ne diye soracak olursanız, tamamen eşin ihtiyacı işine yarayacak bir şey. Çok güzel dekoratif şeyler elde etmemizi sağlayan bir şey. Desenli odunlar. Bunun dışında kamerada çekmemiştim sanırsam. İki tane daha tank yaptım. Bunlardan bir tanesi seed oil, diğeri honey için olacak. Neticede arıcılık bu. Ayrıca pek bir şey yapmadık bunun dışında. Ve şimdi muz ağacımız üzerinde gelişmeye devam edelim. Neticede görevlerimizden bir tanesi muz ağacıydı. Evet. Teak ve Silver Lime. Teak ve Silver Lime için zaten Bals Teak'i elde etmiştim. İki tane Teak alalım. Silver Lime'ımız da şurada bir yerde olsa gerek. Bir de Server Hard'da mı? Hayır. İyi. Normalde. Saçma zaman tamam, geldi geri. Bir. İki. Sen bir şey kapamadın değil mi? Ha, burada tamam, MFR var mıydı? Efendim? MFR var mıydı burada? Evet. Ki MFR benim favori modlarımdan bir tanesi. İyi, onun rubber tree'leri süperdi. Evet, onun rubber tree'lerini aktif etmiş olmam lazım da konfigleri değiştirdikten sonra... Tamam işte o. O rubber tree'leri görünce söyledim zaten. Ha tamam. Tamamdır. Bu arkadaşlarımız da çalışa dursun ama neden yağmur yağıyor? Kapatayım mı? Hayır. Ya da kapat. Zaten sen açmıştın değil mi? Hayır. Bu normal yağmur. Ha, o zaman kapatma. Tamam. Daha o seviyelere gelmedin mi arılarla? Hayır. Tamam. Arılara daha başlardayız. Tamamını kamera önünde gelişmeye çalıştığım için fazla hızlı ilerleyemiyorum. İyi. Ve unutmadan en son. Cultivated elde etmiştik. Ben buralarda bir yere bütün buçları ekiyorum. Nekte 16 tanesi fazlası.
Hepsini ekleyeceğim. Evet. Şurada bir tane cultivated prensesimiz olsun. Ondan bir tane common anladınız siz onu. Şu an bunlardan labirent yapabiliriz. Evet. O esnada biz de şuraya bakalım. O bir stack dolmuş bile. Eş. Eş. Aşağıda sana mi? Aşağıda sana cennet var. Bir bakalım. Evet. Oo. Lan bakırın içine. Uhuhu, değil mi? Evet. Bir deneyelim. Hadi ilk zemin pattern'ımızı hazırla bakalım. Hadi bakalım. Ve biri Skype'tan mı koptu? Bilmem. Yo, ben herkes burada. Raksiyan. Sanırım o koptu. Muhtemelen. Evet. Evet. Bunun dışında biz ne yapacaktık bu bölüm? Woodworker'ı yaptık. Banana, yani muz için ilk adımımızı attık. Başka ne yapabiliriz? Ha, oil toplayacağız. Ve ortalık tamamen sorun chest olmuş durumda. Hayır, bu bir tek ekstra biz, bir de bizleri kabul ediyor değil mi? Ağaçları yani. Ekstra trees ve vanilla ağaçları. Neyi deniyorsun sen şu an? Bir dakika, biliyorum. Nature ağacı mı deniyordun? Evet, eukaliptüsle amaranth. Şu chest'teki ağaçların hepsi oluyor. Hangi chest? Şu chest. Ha tamam. Bir saniye. Tabi Optifine kurulu olduğu için bu aşırı tuhaf bir görüntüde. Sprint Assist... Ha, yok yapmayayım. Ash bana pumpları versene. Pump? Aa doğru, pumpları... Kurduk biz onları. Evet. Ama onları kullanamıyoruz şu an. Niye? Su. Suya geldiler. Ha doğru. Neyse, ben kamerayı kapatıp birkaç tane pump craft ettikten sonra geliyorum. Evet. Kapatayım mı? Efendim? Ha. Efendim? Raksiyen'i soruyordum da. Duymadım. Ne oldu? Çatıyı kapatayım mı? Çatıyı istiyorsan kapat. Dur, sadece köşeleri kapat, şey giremezsin. Spider. Bu arada şu an gördüğünüz Woodworker'ın sonucunda ortaya çıkan şeyler. Çok. Tabii ki de doğal olarak bunu Ash'in eline verdik. Ash. Evet. Şu an acayip burasım geldi de bugünlük ölme kotunu doldurdun sen. Evet. Ben yağmuru kapatsam oluyor mu? Çok sorun çıkardı. Optifine'dan da yağmuru kapatabiliyorsun komple. Ha. Renderlanmasını. Nereden de o? Weather'ımı kapatıyorum. Hayır. Tada. Quality. Yok ki. Evet, atmama. Bekliyoruz şunu. Son parça. Evet. Ha, rinsin off. Off. Tamam oldu. Tamamdır. Son tankımız da hazır. Hatta pumpımız da hazır. Eş teseraklarımız var mıydı? Yoktu. Şimdi ben hatırladım. Bir tane fazla enerji ama var. Bir tane mutfakta. Likit teserak lazım. Ha yok. Enerji onlar. Sen Harden Glass yapmıştım ben bolca da. Üç tane var bende. Kullanmıştım ben onları.
3 tane ne var? Verdim yok lan, verdim. Fırın var mı var? Dur, olması lazım. Evet. O zaman ben Hardened Glass yapıyorum. Tabii bunun anlamı Jungle Boot keseceğim. Lumbrex'i sevmek için sebepler. Bu ne ki? Exterminator'la mı tanışmaya geldiniz siz? Evet, şu an dakika ne kadar oldu? En ufak bir fikrim bile yok, ancak hemen gitmem lazım. Yani bir yere yetişmem lazım. O yüzden videoyu burada kesmek zorundayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler ve artık teselakları da daha sonra yapacağım. Evet, demin bitirmiş gibi olduğum videoyu, ancak hani işim sanımdan çabuk bitti ve 10 dakikalık video olmaz hani. Ki bunun dışında balsa elde ettik. Balsa'nın odunu bayağı güzel ya. Belki gidip alırım. Al al, sıkıntı yok. Ve balsa jungle tamamdır. O zaman sizleri de... Bir ne sen... yapıyorsun? Ben şu an normalde yeterli olacaktan daha fazla Seared Brick sıktım. Sadece odayı yapmak kaldı smelter için. Ha, evet. Smelter'ı yaptınız mı? Yapmak İşte gibi. Her şey hazır, sadece odayı yapacağız. Ha tamam. Bana da Skyrim şapkası çıktı, mükemmel. Diğer arası sizin evde... Evde gezmeye geleyim ya. Bir ara. Direkt ben bir 9 by 9 ya. Haa. Tamam, direkt ben 0 yaptı bu. Gerek yok ikinci kata. Herhalde %50 azaltıyor tam... demiştin. Şey, herhalde buraya gelen ışık da az diye. Hmm. Burada da ışık yok ya. Torç koyunca artar. Bir kat ileriye çekeyim, iki kat koyayım direkt ben. Yalnız bu gidişle Türkiye'de 9x9'ları hiç kullanmamış bir tek ben olacağım. Yok abi, 9x9 bence çok rahat bir şey ya. Hiç o kadar... 15'e 15 varken 9'a 9 bana tuhaf geliyor. Yok, onu yapınca ortaya torç koymak gerekiyor ya, o yüzden. Ben zaten genellikle artık kazarak yapıyorum da. O daha güzel. Şeye dağ falan yapıyorsun değil mi? Aha, bizim şu anki evimizde dağda yarısı dağın içinde, yarısı dağın dışında falan. Evet. Böyle özellikle bir de Tinker's Construct'ın yenisiyle Clear Glass'tan temiz bir şey yapıyorsun dağın tepesinde. Aynen. Ben onu daha fazla Aether'da yapıyorum ya. Yalnız Tinker's Construct sayesinde kazma işi de çok rahatlaştı. Hammer. Evet. Hammer for the win. Muhteşem buluş. İlk yapan değil de doğru düzgün yapan bir şey. Tamam Berkcan, iki kat yaptım. Evet, ve şimdi balsaları biraz aşağıya kurmamız lazım. Çünkü balsaların tuhaf bir özelliği var. Biraz uzun var. Ve de çok az yaprağı var. Evet. O yüzden seni biraz aşağı koyacağız. Ve Pico köfte izimle kazacağız burayı. Hangi mod lamb chop ekliyor şey eti, koyun eti? Hangi mod ekliyor onu? Koyundan et çıktı. Aa. Lamb chop. Hangi mod ekliyor ya? Hiçbir fikrim yok. Sanmam, Natura eklemiyor. Dartcraft ekliyor olabilir mi? Yok, Dartcraft değil kesinlikle. Hiçbir fikrim yok. Tamam. Ve şeye, pork chop'a aşırı benziyor tipi. Ha. Adam sadece rengini azıcık değiştirmiş, çok az. Yaratıcı. Yalnız zaten balsalar az sapling'e sahip ya. Leaf'e sahip ya. Evet. Gidip daha da az leaf'li çıktı bu. Güzel. Ben kayboldum. Aytan, istiyorsan gel şu şeylere bak, perdelere. Bir 64'lük log oldu. Direkt yürüyebiliyorsun. Tuzak. İstiyorsan bir blok ileri taşıyayım şunları, hasar alma.
Güzelmiş, ben bilmiyordum bu perdeleri. Şey zaten senin hiç kullanmadığın bir mod. Extra Utilities. Evet. Güzel moddur. Evet, güzel pipeler. Aa, bu arada serverda yapmayı planladığım tek kısıtlama da Extra Utilities sayesinde olacak bir kısıtlama. Hangisi? Nether'dan love çekecekler için. Sadece Extra Utilities'in eklediği bir pump var, onu kullanacaklar. Kullanmalarına izin vereceğim. Yok, ben zaten Nether'dan love çekmeyi sevmiyorum. Hayır. Çok şey. Muhtemelen serverda çekmeyi sevecekler olan var. Evet, ben şey yapıyorum ya, solar panel direkt, solar. Ben solar paneli de sevmiyorum. Solar, kullanacağım tek şey solar. Şey yapacaksam, olmazsa da biomass, en eğlencelisi o. Ne taraftan büyüteyim, bu taraf mı yoksa? Bakayım. Hani bu tarafta, bence bu an... tarafta smelter odası olsun. Evet, ben de onu diyorum işte. Tamam. Ben bu serimde, yani bu test server üzerinde muhtemelen benzin üzerinden güç elde edeceğim çoğunlukla. Fit Köfte'nin ikinci sezonunda planladığım bildiğin... Ah! Yok abi, Biofuel de çok eğlenceli oluyor. Adını unuttum. Adını unuttum o şeyin. Ney? Fusion Reaktör. Oo. Abi o çok büyük bir şey blok yani. Adamlar nasıl yapıyor onu anlayamadım. Fusion Reaktör'ün yapımı o kadar zor değil. Hayır şey... Evet. Nasıl öyle bir multiblock'u kodluyorlar onu anlayamadım. Ha, o kolay iş. Abi o kadar fazla bloğu birleştiriyorlar ya, o yüzden dedim. O cidden kolay iş. Öyle sanıldığından kolay. Bir kere multiblock kodunu yazdın mı boyutları büyütmek o kadar sorun olmuyor. Ha, Forge multiblock o konuda bayağı rahat. Ha, evet. Forge şey yaptı, evet. Ben en son şey yaptığımda gördüğümde 1.2 demine şeydi. Ki Forge'un en başlarıydı, hatta şeydi. Forge'da mod loader yoktu ben baktığımda. Ha, bu arada yalnız şey... İlk multibloğun ne olduğunu biliyor musunuz? Double chest. Evet. Değil mi? Şey, Slowpox söylemişti. Evet. O doğru bir şey yani. Evet. Ve kodları da birebir multiblock kodu hani. Evet, sadece şey yapıyor ama. Onu yaptığı tek şey yanında başka blok var mı diye bakıyor. En basit hali. Ha evet. Bir de normal Minecraft'ta chest dışında multiblock bir şey var mı? Kapı. Hayır. Kapı bir de bed değil mi? Kapı multiblock değil, bed de değil. Multiblock olarak geliyor. Biz yapmıyoruz o sayı. Evet, olsun, yine de kendiliğinden multiblock olarak geliyor. Evet. O şey. Çok parçalı blok diyebiliriz ona. Şey var, beacon var. Ha. Aa, evet. Doğru. Bence o beacon eklendikten sonra o kadar büyük şeyler kolay oldu. Ha yok, o 1-2-5'te de mümkün bir şeydi. 1-2-5'te hiç öyle bir şey görmedim ben ya. Öyle milyonlarca blok birleştiği. He, çünkü sonlarına doğru eklenmeye başlamıştı. Ha tamam o zaman. 1-2-5 en iyisiydi single player'lar için. Ben 1-5-2'ciyim. Ben hala gidip FTB piramidi oynuyorum ve bitireceğim en sonunda. 1-2-5'te tek şey, ikimizde farklı tool tutmamızı sağlayan mod vardı. O tek yarar oydu zaten, 1-2-5'ten sonra da imkansız oldu herhalde. Evet sanırsam. Berkcan. Bu arada bir uyuyabilir misiniz mümkünse? Tamam, yataklık malzeme var. Hafif bir keşfe çıkacağım da. Aa dur, keşfe çıkmayayım ben. Keşfi kamera arkasında yaparım. Ben Tom Craft 2'yi özledim. Tom Craft 2. En iyisi. 2'ye benzetiyor, Taint geliyor işte. Olsun abi, her neyse 3.1 iyi olacak da yine de 2'yi özledim. Ben 3'ten fazlasıyla memnunum. Evet. 2'nin ben şeyi işte öyle. Direkt ben havadan çekmiyordun ya biz ya öyle. Pek sorun olmuyordu. Taint'in dönüşü çok kötü olacak. Yok abi, yok. O kadar fazla dikkatsiz bir şekilde yapmayacaksın şeyini, Tavun Craft'ın. Çok güzel ama ben sırf görmek için yaparım yani en başta mutlaka. Tentacle'lar falan. Direwolf'un 4. sezonda yaptığı şeyi hatırlıyor musunuz? Ha, evet, evet. 4. sezon... Sırf roller coaster'ı için yapmıştı onu. Evet. VIP Dire Pop. Deyip Taint makinesi yarattı adam. Yatakları kır, ben buraya smelter'i koyacağım. Smelter'inin yanında o yürü sıcak sıcak. Bir tane common drone ver bana. Oo. Ardından... Yaşasın. Ne?
Mugiwara. Ben ve daha bir tane de Oblivion Frame. Daha havalı olabilirdi ama olsun. Benimki daha havalı. En havalısı bu zaten. En havalı şey benim Exterminator'ım. Hayır şey diyorum, şapka. Trollface şeyi geldi. Trollface var ama ben... Yok, en havalı şey ama hala benim Exterminator'ım. Bunu iddia ediyorum. Tek vuruşta adam öldürebiliyorum. Bunu kanıtlamak için yanıma gelip tek atacak. Evet. Carpenter's Block diye bir şey var, o da güzel mod. Bakarsın sen. Ne? Carpenter's Blocks. Çoğu bloğun üstüne şey yapıyorsun böyle, yamaç yerler yapabiliyorsun. Ha. Blokları değiştirebiliyorsun istediğin gibi. Az benim bloklarla oynama konusunda favorim. Şey. Terraforma Craft'ın. Abi o Terraforma Craft şeyi çizildi mükemmel. Yalnız Diligent ve Noble birleşimi bir şey elde ettim. Hangisi gelecek acaba? Evet. Şey bana Noble çok sorun çıkarmıştı. Diligent'ı yapmıştım direkt. Çünkü Noble neydi? Baskın değildi onunkisi. Öyle bir şeydi. Onun geni baskın değildi değil mi? Evet. Tamam doğru hatırlıyorum. Baskın olmayan gendi. Ve ben bugün şey yaptım. Sadece Clockwork Engine kullanarak ve yerdeki çimenlerden, doğal çimenlerden seed toplayarak seed oil bir kova. Woohoo! Bir saat sürmüştü. So hardcore. Bir saat. O kadar uzun süreceğini tahmin etmemiştim. Çok seed gerekiyormuş artık. 100 tane gerekiyor demek ben. Bir süre yapmak istemiyorum. Ya ben direkt... Benim ağaçları kullanaydınız. Hayır şeyde single player'ında. Ha tamam. Şimdi, ben aldım zaten oradan sapling de. Ya direkt ekeyim acımadan. Ben. Direkt aldım. Alın ya. Zaten ya bana bıraktığınız sürece o artırılabilir resource'lardan istediğiniz gibi alabilirsiniz. Bir tane grafter yap, 10 tane ağaç çıkıyor bir tanesi. Bence yine de kendimiz gelsek daha mantıklı. Çünkü başkasından yararlamak o kadar şey değil bence. Ben şey ekiyorum ya, papaya, papa himar. Ha bak yalnız... bizim hesaba katmadığımız bir şey var yalnız bak. Evin içi 7x7. Olsun. Yani smeltery 5x5 olursa yanlarda bir blokluk boşluk kalıyor. Bir de şeyleri koyduk mu geçemeyiz. bir tarafa evde yürüyecek yer yok. Bir tarafa koyarız diğerinden geçeriz. Diligent oldular. Olmaz olur. Ben Erken... geniş severim. Evin her tarafı 9x9 olmayacak. Erken bak papa. Evet. Safkan Diligent prensesimiz var. Diligent Noble Drone. Erken... Ve balımız bitti. Hı. Bak papa himar. Hı hı. Pahimar. Nasıl Pahimar'ın ses tonuna ölüyoruz ya. O başka birisi vardı ya. Unuttum adını. O daha Sasha Varel. Man with the voice. İkisinin de sesi epik. Tabii ki. King Leming'in de sesi bayağı epik. Tabii ki abi. Yalnız evimizde bir şey var. Ship. Agil ship. Hadi gün ver. Bir saniye. Vape bir de Dartcraft'ın güzel bir özelliği var. Leather ve feeder toplayabiliyorsun şeylerden. Ben bir yanınıza teleport olacağım. Tamam. Merhabalar. Merhaba. Oy, suya düştüm direkt. O lag yapmıyor muydu gözündekiler? Artık yapmıyor. Hatta daha fazla FPS veriyorlar şu an. Bir saniye bir şey yapacağım. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Hayır, nerede? Gelme. Direkt korkudan. Gelme. O şey, Longsword'a ne koydun? Kaç set quartz? İki set quartz koydum. Oh. Bu arada nadiren tek atıyor. Normalde tek can kalıyor. Hayır. Yumrukla öldürülecek düzeye geliyor. Yani böyle bir şey yaptık. Bunun yani. Dışında auto repair, beheading, bir de diamond var. Kağıt kağıt şey o tutacak ve kağıt aradaki kısım mine. Şey crossbar. Ha.
Kağıt, tool rod da obsidian. Kendisi de minelium. Obsidian azaltıyor. Obsidian reinforced veriyor. Ama azaltıyor durability'yi. Evet. Ama auto repair ile birleştiği takdirde hiçbir etkisi olmuyor. Bak istiyorsan gel. Auto repair ile çok güzel gidiyor yani. Evet. İyi. Ah, geçtin, ah, geçtin. Ah, oh. Geçtin. Neden 2 blok yüksekliğinde kazıyorsunuz da 3 blok kazmıyor? Kafayı çarpmayı seviyoruz. Böyle bir şey yaptık. Tamam, slab doldurmuşsunuz, güzel. Evet, böyle büyütüp büyütüp bunları koyacağız direktmen. Güzel. Bendekileri de vereyim isterseniz, ben kullanmıyorum. Tamam, Essence'ını kullanıyorsundur, Essence or vereyim. Onu kullanıyorum. Tamam, işte onu kullanıyorsun, onu vermene gerek yok ama diğerlerini versen iyi olur. Tamamdır. Kullanmadığım birkaç bir şey vereceğim. Tamam, sağ ol. Ben de taştan kazma bir sürü redstone bastım. Sorun olmaz. Neden metal kazma yapıp basmadın? Taştan kazma diyorum işte, taştan baltaya. Ha tamam. O da aynı şey. Sorun olsa da zaten yapabileceğim bir şey yok, yine de basacağım. Ay. Basarım lane diyor adam. Ben aşağı inip biraz lava toplayayım en iyisi. Sen lava almamış mıydın? Unutmuşum. Ben lava da... Bu arada benim şu anki amacım her şeyi arılardan elde etmek mesela. Ha. Lava da arılardan elde edeceğim. Fosfor mu yapıyordun? Biraz gerekiyor ama işte. Fosfor mu yapıyordun? Direkt bir tane arının hangisiydi hatırlamıyorum, onun i̇şte, elde etmiş. Adı şey değil miydi? O bu tür bir şeydi. Ha evet. Onunla sendi birleştiriyordun. Evet. Onunla lav elde edeceğim. Ve lavı sadece şu arkadaşla kullanacağım. Burası 15x15 olacak. Ya. 15'e 15 iyidir. Böyle smelterin etrafında geniş geniş. Benim normalde klasik ev tasarımım 15x15 bir merkez. Çevresine 17x17'lik 4 tane oda. Merkeze 17, çevresindekileri 15 yapsan daha mantıklı olmaz mı? Yok, öyle daha iyi oluyor cidden. Neden ortadakini küçük, diğerlerini büyük yapıyorsun? Ortadaki sadece depolama oda. Ve AE'ye geçtikten sonra depolama odası hayvan gibi boş oluyor. Yok abi, AE'yi ben sevmiyorum ya o kadar. Bence logistik spike. Ben AE'yi çok severim. Yok ya, arama yeri var, 40 saat sandıklardan şey yapma derdi. Şeyde de var işte. Logistik Spike'da da var. Logistik Spike. Ama işte auto-crafting falan daha çok hoşuma gidiyor şeyin. Ben AE'nin mantığını çok daha seviyorum hani. Ben Logistik Spike'da itemların etrafta dolaşmasını seviyorum ya yani. Ha, o hobi. Öyle bir de pipeların üstünü glass yapıyorum ki dolaştığını görüyorum itemlerin. Güzel oluyor. Bu arada serverda Logistics Pipes da var. Aa, var mı? Tamam abi. AE'yi kullanmayacağım. Unleash'te Logistics Pipes'ımız var. Tamam, ben kullanacağım. Telaffuz edemiyorum. Evet. Çünkü bir iki ufak detayda onu da kullanmayı planlıyorum eğer. Bir de not enough items'ın bir tane eki vardı. Direkt şu AE'ye recipe ekleyebiliyordun kendin yapmadan. Evet. O var değil mi? O muhtemelen client taraflıdır. Ha. Evet. Yani tamam. Şey olmasa da kullanabiliyorsun. Markcan, sendeki baltayı versene, şu ağacı kesip yerine ekeyim sonra tekrar. Bir ev hediyesi daha getirecektim de bulamadım ev hediyesini. Ha. Onun yerine başka bir ev hediyesi getiriyorum. Bir baltayı versene. Hemen şu ağacı keseyim, yapraklarını parçalayayım. Tamam. Son bir kez tekrar bakayım. Bu arada daha önce GreggTech kullanmıştınız değil mi siz? Ben kullanmıştım. Berkcan da biraz biliyor. Hatta ondaki meşin bloklarını o yapmıştı bir keresinde. Ha. Çok sever yapmayı. Bayılıyor. Ben hemen geliyorum. Efendim? 3 tane quartz dust verebiliyor musun için grindstone yaptım. Ha, verebilirim, bir saniye. Geliyorum hemen. İşe yarıyorum da. Bu arada sanırım ben demin Diligent'ımı elde ettim. Komple. Şuna bir bakayım. De Noble var şu anda. Evet. Diligent. Tamam, şu iki Diligent'ı alayım ve Autobreed'e bırakayım. Ha, Autobreed'in mi yaptın? Şu Dire Wolf'un yaptığı türünden bir şey. Ha, yok.
direkt şey istediğim species'i elde ettiğimde, yani iki tür de aynı olduğunda ve özellikler yakın olduğunda özellikler tamamlansın diye pipe'lar üzerinden bırakıyorum. Direkt ben. Uyusak fena olmaz. Tamam Berkcan gel. Gel. Tamam geliyorum bir saniye, ben de burayı çok uyuyayım. Hemen sizin eve geçeceğim. İmkansız. Ev hediyelerim var. Önde merdiven var. Yatıyorum ben. Siz yattınız mı? Evet. Evet. Hatta çatıdayız şu anda. Açık havada. Wow. Şimdi size ev hediyelerim. Örnek. Raksen gel. Sana göremiyorum. Şuradayım. Önündeyim tam. Birazdan görürsün. Yeah. Mükemmel. Ve bir de bunu ben kendim koyacağım. Bu ne? Bu ne? Evet. Ve sanırım bölümü burada bitirirsem iyi olur. Köftesi köftenin iyi günler, iyi eğlenceler. İzlediğiniz için teşekkürler. Ters oldu biliyorum ama olsun. Siz de hoşça kalın be. Hoşça kalın.